şimdi nasıl yapayım ki? Ses de çıkardın. Ses de çıkarayım. Bir şey sorabilir miyim? Yapamazsam sıfıra düşüp tekrar... Öyle mi? Hatta bay bay. Tamam yapayım o zaman. Tamam. Sesini asla yapmam. Tamam görüntü okey de. Oyun gibi sesler çıkartın ya. Aaa falan. Gibi bir şey ayılar mi? Falan demezler. Aa. Ayı moduna girin devam edin. Buyurun ben kesmeyeceğim hiç. Tamam. Aaa. Çok kızgın bir ayı. Ya mesela çok kızdınız. Çok ayının mesela elinden balığını aldılar. Çok kızmış bir ayı olun bize. Mesela ben, siz bir ayı olun şimdi, elinize balık olsun. Elin... Ayı gibi bağırın bana şimdi. Tamam. Alkışlar size geliyor, bravo! Güzeldi. Hiç oyunculuk yaptınız mı? Hayır. Hayır, denemediniz. Hayır. Peki. Belli değil miydi? Yo, neden olmasın ya. Bunu yapamayan nice oyuncular var. Ah sektörde ne paralar kazanıyorlar bir bilseniz. Siz bence düşünün. Belki bir eğitimini alırsınız. Yaş kaçtı bu arada? 24. Çok gençsiniz. Neden olmasın? Bir düşünün. Bence olabilir. Evet. Yeni sorudayız. Tamam. Hızlı ilerliyoruz aslında. Güzel ilerliyoruz. Nasıl beklediğiniz gibi mi gidiyor şu anda? Hayır. Hayır mı? Ne bekliyordunuz ya? Yani yetenek beklemiyordum açıkçası. Aa haberiniz yok muydu? Yok. Ben vardır diye biliyordum. Hayır. Bilgi ve yetenek karışık gidiyoruz. Tamam. Bilgi, yetenek, biraz meydan okuma, biraz hani böyle ne derler challenge tarzında tamam. Da ilerliyoruz. Bu bir challenge sayılabilirdi. Hiç böyle şişe çevirmece falan oynadınız mı? Tabii oynadım. Sanki şeymiş gibi tabii oynadım. Yani. Onun gibi yani cesaret mi derdik ve bir şeyler yapardık ya. Onun gibi düşünün. Tamam. Peki yeni soru geliyor. Çocuklar. Çocuklar erkek üreme organı olan penise ne derler? Düşünelim. Tezahür edelim. Hayal gücümüzü kullanalım. Tamam. Cevap? Pipi. Olmaz. Bravo! Aslında bir sürü ismi var ama en popüler olanı bu. Yani 100 kişiye sorduk en popüler olanı arıyoruz desek herhalde bunu bulurdu. Yani. Canavar diyen var, kahraman diyen var, her şey diyen var. Yani bilmiyorum. Siz duydunuz mu hiç farklı farklı şeyler çocuklarda? Yok, duymadım. Yani canavar diyen var. Ne bileyim. Su motoru diyen vardı, su tabancası diyen vardı. Bir sürü var ama en yaygın bu. Peki beşlik sorudayız. Yepyeni bir soruyla devam ediyoruz. Yine yetenek kitabı bilmediğiniz yerden geliyor aslında size. Ama size bu sefer ben bildiğiniz yerden bir şey yapacağım. Burada tamam. Birkaç tane seçenek var. Hatta bakın göstereyim size. Şöyle size uygun bir şey soracağım. Tamam. Az önce sizi birazcık zorladık diye düşünüyorum. Evet. Pilates hocası Merve Hanım. Bize 3 tane zor sayılabilecek streç hareketi gösterir misiniz? Burada göstereyim. Burada. Zor sayılabilecek. Yani şimdi şöyle yere eğilirseniz o hani onu streç herkes. Dirseklerimi koyabilirim, ellerimi değil de. Tarif etmeyin, sadece yapın. Bu bir deyin, bu iki deyin, bu üç deyin. Tamam. Bu... Alan sizin. Bu bir. Wow. Güzel. Başka yani. Farklı bir şey. Şu olabilir. Evet. İki. Üç. Bir de şıpagat yapabilirim. Olur mu? Aha, ah, benim içim acıdı valla. Üç. Alkışlar diyelim. Oldu oldu. Rejide ikna olmuştur. Bu şıpagatta ben kötü oluyorum. Bu şıpagatta benim tansiyonum yani falan düşüyor. Yani kot pantolonla ve ısınmadan bu kadar oldu ama evet, kabul olmuştur mu? Oldu oldu işte oldu. Müzikte geldi çok korkuyorum şıpagat. Nasıl, ne zamandır şıpagat açabiliyorsunuz ya? Yani çocukluktan beri vallahi, aslında evet. Ne güzel bir özellik. Yani sonradan gelişebilen bir şeydi tabii. Değil mi? Aç aç yani, aslında evet. Oluyor. Doğru.